Sizin yönettiğiniz bir maçta yardımcılarınızdan biri yaralanmadı mı? Yaralandı. Maç oynanırken diyorum. Ya, kafasında peruk vardı adamın bir de ya. Tamam be, ama hep devam ettiniz. Ettik. Şimdi şartları mı? O, şimdi ne diyor Merkez Hakem Komitesi? Dünya futbolu 10 yılda değişti. Ya yaşadım Trabzon'da ya. Peruk mu? Peruktu kim ya? Anladın, ismini vermem çocuğu. Çoluğu çocuğu var. Taş atıldı. Bir baktım, aa yardımcı hakemi yerde lan. Nerede bu adam? Ufak tefek de gittik baktık. Oğlum neyin var? Abi dedi kafam çok acıyor. Lan baktım kan. Elime kan geliyor. Fakat şeyi bulamıyorum. Yarayı. Yarayı bulamıyorum. Lan senin... Peruğu çıkarsaydı. Şimdi bir ara dedim ki, Gökmen abi gelsene. Şimdi o zamanlar takmalı peruk var. Karizmayı bozma oğlum. Evet. Bozma, ben dokunmayacağım. Bozma, sadece yapıyorum. Karizmayı bozma. Eğil şöyle. Ya dedim buradan kan geliyor. E peki işte yara nerede? Keşiği göremiyorum. Ya oğlum abi peruk. Peki biliyoruz peruk olduğunu. Dur dedim ya. Abi yapma beni bitirirsin dedi. Şu dur arkadan oğlum, yakaladım. Ya. Perukla o zaman şu arka tabii. Yürüme. Kapıştırılıyor. Bir dinle ya. Sen de kurban ya. Koyun gibi uzak. Gökmen abi sesini bir akşam bir kaç saatte yaptık. Pilavımız yapıştırdık o saçı. Bu peruk. Peruk o zamanlar ben bundan 15 sene 13 sene önceden bahsediyorum. Peruğu çıkartayım. Bakayım orada ne kadar bir dikiş lazım. Bülent hocam mı gelmiş he? Bülent hocam. Yok be ya yardımcı hakem diyor. Ha yardımcı ha. Çıkartayım dedim. Fakat çıkartırsam. Şimdi Kızılderili kampına dönecek. Herifin peruğu çıkarttık. Elimizde kafa derisi üzülmüş bir adam. Kafa ayaz mı ayaz. Buradan kan akıyor. Şimdi bu... Peruk olduğunu bilmiyor muydun? Ya biliyorum da peruğum ben bu kadar... Ya peruk? Su geçiriyor fakat kan da geçiriyor fakat kesiyi veremiyorum. Peruk protez kardeşim. Peruk böyle yapışıyor. Şambrel gibi bir şey var. Üzerinde tüyler var, saçlar. Kafaya yapışıyor. Ayda bir çıkartıyorsun, yıkatıyorsun, kasıtıyorsun kafayı. Tekrar koyuyorsun. Peruk, o zamanki peruklar öyle. İktidai peruklar. İlk evet. Dönemler. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Ben bunu çıkartırsam. Diyecekler ki Türkiye'de hakemler birbirlerinin kafa derilerini mi yüzüyorlar? Hakem misin, Kızılderili misin? Akşam dedim ki Rai Uno, BBC filan kafadan girecek. Şimdi öyle bir şey mi? Herkes bize zoomlamış televizyon kameraları. Elimde bir peruk. Adamın biri yerde. Kafası bembeyaz, açık. Kazık. Ve buradan kan akıyor. Sonra maçı sen oynattın. Hakem, yan hakemin saçını, kafa derisini yüzde elini aldı Kızılderili. Maçı oynattın mı sen hocam? Ya dedim ki durumun ne? İyi abi dedi. Bu kaç dedim bir. Bu kaç dedim iki. Yalandan soruyorum. Taktın mı peruğu sonra? Taktın mı peruğu yerine? Peruğu çıkartmadın mı ki sen? Çıkartmayı düşündüm. Çıkarttığım zaman bir daha takmam zaten. O peruğu çıkartsam tedavi yapacağım, peruğu alacağım, vereceğim. Şey, peruğu yan hakem mi olur ya? Velhasıl yani biz orada devam ettik. Abi, konsept değişti. Ne diyor? Artık FIFA, UEFA maçın esnasında yardımcı hakemi hedef alan bir taş atılır da. Yarılırsa bir tarafı maçı da atılır. Peki şu dünyadan örneklere girelim. Ağzımdan aldın yani. Gökmen Özden çok istediği bant. Geçen hafta son kalede girecekti. Giremedik. Zaman yetmedi. Şimdi girelim.